İyi akşamlar. 1921 yılında Florina'da doğan Necati Cumalı, İkinci Dünya Savaşı yıllarının ürünüdür. Cumalı, ilk şiir kitabı Kızılçullu Yolunu çıkardığında yıl 1943'tür. Yani top gümbürtülerinin sınırlarımızdan duyulduğu yıl. Uyanış, Küllük, İnsan, Yığın, Yeni Edebiyat gibi birbiri ardına yayınlanan dergilerde yazan 1940 kuşağı, edebiyatın daha gerçekçi bir kimlik kazanmasını istiyor, toplum sorunlarına öncelik tanıyorlardı. Bu yüzden bugün hemen bütün edebiyat tarihçilerinin belirttiği gibi kurulu düzenle ve yöneticilerle açık biçimde ters düşüyorlardı. Edebiyat bugünkü saygınlığını kazanmamıştı henüz. Edebiyatçı toplum içinde bir lüzumsuz adamdı. Muzaffer Tayyip'in, Rüştü Onur'un, Orhan Veli'nin, Cahit Sıtkı'nın, Sait Faik'in erken ölümlerinin ardında yatan somut gerçek budur. Belki de yaşadığı günleri bir sürekli bildiriye dönüştürebilen sanatçının kadri her zaman ölümünden sonra bilinecek. Ama bu durum somut gerçeği hafife almamızı gerektirmez. Sanatçı neden diye soran kişidir. Çünkü verilmiş olanla yetinmez. Dünyayı değiştirmek, görünmeyeni görünür kılmak ister. Bülbülün çilesi, dili belası diyeceksiniz. Doğrudur. Bu yüzden de Cumalı, kısmeti kapalı gençlik derken bir anlamda kendi kuşağının tanımını yapmayı ister. Necati Cumalı, ilk kitabı Kızılçullu Yolundan bu yana çevresine dönük, toplum sorunlarına yakınlık duyan bir kimlikle belirir. Bu kimliği bugüne kadar da sürdürür. Bir insan bireyi olarak hüzünlenir, sevdalanır, denizi seyreder elbet. Ama bir fil düşekule sanat edebiyatçısı değildir. İnsanın tek başına kurtulamayacağını bilir. 24 yaşında yayınladığı ikinci kitabının adı Harbe Gidenin Şarkılarıdır. Bir at bile kimi zaman bir genel eğilimi belirlemeye yetebilir. Necati Cumalı edebiyatı genel anlamda nasıl anladığını şöyle anlatıyor. Cumalı kabına sığamayan bir yazar. Edebiyatın hemen her dalına el atmış. Şiir, hikaye, roman, oyun, deneme, eleştiri. Niçin Aşk adlı deneme eleştiri kitabının bir yerinde her iyi şair şiirinin diyetini öder diyor. 20. yüzyıl gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu sözü doğrulayan yığınla şair, yazar diye yetiştirdi. Edebiyat bir yaşama biçimi oldu da ondan. Yazarın özüyle sözünün doğru olması isteniyor artık. Bu doğruya nasıl varılabilir ki? Yaşayarak elbette. Bir edebiyatçının, hatta genel olarak bir sanatçının yazdıklarına biçim veren yaşadığı hayattır az çok. Genel olarak beni eleştiren, eleştirmelerin de niteledikleri şey, yaşamımla yazdıklarım arasında sıkı bir bağlantı bulunduğu yolundadır. Çocukluğumdan başlayarak hayatımı bir özetlemek özetlersem öyle zannediyorum ki yazdıklarımın da çizgisi, ekseni ortaya çıkar. Çocukluğum bir küçük İzmir'e yakın bir kasabada, üç ev arasında geçti sayılır. Baba evi, ki babam küçük bir çiftçiydi ve İzmir'de avukat olan dayımın evi, Urla'nın, yani büyüdüğüm kasabanın dışında annemin akrabalarının yaşadığı geniş çiftlik. Ben bu üç ev arasında kırları, kasaba çevresini ve dil bilen, Fransız edebiyatını günlük gününe takip eden, devrimci düşünceleri olan dayımın evi arasında yaşadım ve bu üç evin etkisi altında büyüdüm diyebilirim. Bunlara paralel olarak bir ilkokul hocam vardı. Kurtuluş Savaşı'na katılmış, göğsünde Kurtuluş Savaşı madalyası, Jean Jacques'un tabiat sevgisiyle yetişmiş, devrimci, vatansever. Bu hocamın üzerinde geniş etkisi oldu. Bu çevreden geldikten sonra liseyi dayımın evinde okudum, ortaokul dayımın evinde okudum, liseyi ise yatılı okudum. Yatılı okul bir baskı yarattı üzerimde. Yattığımız, kalktığımız saat, çalışma saatlerimiz hepsi okul idaresi tarafından karşılaştırılmıştı. Biz okulu bitirip de 18 yaşında üniversiteye başlayınca sokaklar, parklar, geceleri geç yatmak, bütün bunlar benim başımı döndürdü. Benim şairliğim de liseyi bitirdikten sonra başladı. Kızılçullu Yolu, zannediyorum ki bu üniversite yılları içinde o birdenbire hayatın geniş bulutlarına kavuşmanın şiirleriydi. Hayat sevgisiydi. Ufak tefek sevinçlerle dolu şiirlerdi. Sonra askere gitmek hayatımı değiştirdi. O yaşadığım bohem hayatının dışında askere gidince hemen hemen her insanın bir dünya, her insanın bir kişilik olduğunu gördüm. Beni askerlik
ilk defa gerçek hayatta yüz yüze getirdi. Ve askerden harbe gidenin şarkılarıyla döndü. Daha sonra ise Ankara'da yaşadığım bohem hayatı içinde verdiğim ilk kitap Mayıs ayı notları oldu. Mayıs ayı notlarında bireysel ve toplumsal sorunların iç içe olduğu, ilk kitaplarımda olduğu gibi ayrı ayrı olmadığı gördüm. Ve zannediyorum ki Mayıs ayı notlarından başlayarak kişiliğimi buldum. Ondan sonraki şiirlerimde daima bireysel toplumlarla, bireysel olaylarla toplumsal olayları iç içe götürmeye çalıştım. Necati Cumalı'nın şimdiye kadar yayınlanmış şiir kitaplarının sayısı onu buluyor. Bu kitaplarının hemen hepsinde doğa ve insan sevgisinin iç içe olduğu görülür. Cumalı açık anlatımı, kısa yazmayı sever. Bir yazısında Orhan Veli'nin 30 mısradan fazla bir şiirini 4 mısrağa indirdiğini, o gün bugündür gereksiz sözlerden kaçınmayı amaçladığını yazıyor. Örneğin yayınlandığı yıl büyük ilgi gören Karabatak şiirini dinleyelim. Dalar gider pencereler önünde şimdi, ılık yaz akşamlarını hatırlar. Vapurlar geçer bomboş güverteleri, bomboş uzanan denizin üstünde aç bir Karabatak dalar çıkar. Bilirim yalnızlık üşütür insanı, kalp daima sevecek birini arar. Hatırlar bakışlarda kalan aşklarını, avuçları hafif terli, yanakları al al, ağaçlıklı yollarda akşam dolaşmalarını. İlk yıldızlar karanlık basmadan doğar, hafif çiçek kokuları gibi uçar içiniz. Yavaşlar eve dönerken adımlarınız, esen rüzgara durur kulak verirsiniz. Bakışlarınız bütün kadınlarla karşılaşır. Daha önünüzde uzun bir yaz vardır. Bütün gün şurada burada gecikir, oyalanır. Döner durur yatağında bütün gece. Ay ışığı, sıcak hava tutuşturur kanını. Uykularını kaçırır en ufak bir düşünce. Şimdi rüzgarlar soğuk eser yüzünüze. Hüzün verir yağmur sularından geçen bulutlar. Bayırlarda yol alan posta arabaları. Şimdi birbirinden ayrı yaşar. Kurtlar, kuşlar, sular çakıllardan ayrı akar. Dalar gider, gözleri büyür büyür de ılık yaz akşamlarını hatırlar. Avuçları hafif terli, yanakları al al, bomboş uzanan denizin üstünde aç bir Karabatak dalar çıkar. Cumalı 1950'lerden bu yana hikayede yazıyor. Birkaç kitabının adını hemen analım. Yalnız Kadın, Değişik Gözde, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam. Şiirindeki duru, açık ve yalın dili hikayelerinde de korur Cumalı. Anlatmak istediğini en kısa yoldan iletmeye çalışır okura. Kurt adlı hikayesinin bir bölümünü dinleyelim. O da ben de ortaklığın adamlarıydık. O 2 yıl bu odada yatmış kalkmıştı. Şimdi ben 2 yıl bu odada kalacaktım. Dün gece benim geldiğim yaylıyla o bu sabah dönüyordu. Dün geceyi bu odada onunla beraber geçirdik. Beraber yemek yedik, şarap içtik. Gece yarısına kadar konuştuk. Onun benden öğrenmek istediği şeylerle benim ona sorduklarım birbirini hiç tutmuyordu. O 2 yıl benim geleceğim günü beklemiş. Atandığımı duyunca sevinmişti. Durmadan bardağıma şarap doldurdu. Ben içmek istemedikçe iç dedi, iç. 2 yıl kaldığı bu yerde onu yaylaya kadar uğurlayan yalnız ben oldum. Bir de kurt. Uzun uzun kurttan söz etti. Hikayelerini, iyiliklerini sayıp döktü. Kurt ona 2 yıl önce yerine atandığı arkadaşından kalmıştı. O da kurdu bana bırakıyordu. Beraberinde götüremeyeceği için üzülüyordu. Gaz lambasını söndürdükten sonra pencereye yaklaştım. Deniz lacivert, yeşil, soluk mavi, pembe, türlü renklerle ağarıyor. İskeleye bağlı küçük bir kayık dalgaların hafif çırpıntısına uyarak sallanıyordu. Kıyıdan geçen ilk adamı görünce pencereden ayrıldım. Karyolanın kenarına oturdum. Kurt hala kımıldamadan yatıyordu. Kurt dedim, kalk bakalım. Hareketsiz gözlerini yüzüme kaldırdı. Ağlıyordu. Göz kapaklarını yeniden indirdi. Çenesini avucuma aldım, başını okşadım. Birbirimize alışmamız gerek kurt dedim. Hadi bakalım böyle durma. Ne yaparsın? Bu odayı, bu kıyıyı benim de sevmem gerek. Yoksa 2 yıl başka türlü geçmez. 2 yıl kurt o kıyıda bana can yoldaşlığı etti. Nereye gitsem yanımdan ayrılmadı. Beraber 2 yaz, 2 kış geçirdik. Gündüzleri benimle kahveye geldi.
köylere gittiğim zaman atımın yanında koştu. Kıyıda, koruda benimle gezdi. İşçileri dolaştığım barakalara benimle girdi çıktı. Yaz günleri kumsalda güneşlenirdim. Denize girince arkamdan atılır, çabalayarak yüzer, bana yetişmeye çalışırdı. Geceleri güneş batıp da herkes yorgun damına çekilince ikimiz yalnız kalırdık. Dışarıda yalnız ağaçların, denizin uğultusu işitilirken çoğu cızırdayarak yanan lambamın ışığında kitap okur, ayaklarımın dibine uzanan kurtun düzgün soluk alışlarını duyardım. Uykum gelip de yatağıma girinceye kadar bekler, sonra ya ayak ucumda ya da beğendiği başka bir yerde çöreklenir, o da uyurdu. Her edebiyatçı edebiyatı severek edebiyata başlar. Yani bir edebiyatçı yazmaya yeten şey, kendinden önce yaşamış, kendinden önce yazılmış şairlere ve eserlere duyduğu sevgi, hayranlık duygusudur. Bende de bu kuralın dışında olmadı edebiyata başlayışım. Ben de edebiyat sevgisiyle yazmaya başladım. Ama şöyle ayırabilirim. Önce bir tepki dönemi var bunun, bir de sevgi dönemi var. Bir, ilkokul kitaplarında okuduğum şiirlerden tiksiniyordum. Böyle şeyler yazmaktansa bir mühendis olmayı, doktor olmayı elbette ki tercih ederdim. Son derece bana yazılması kolay ve bir uğraşmaya değmez şeyler olarak görüyorlardı. İlk sevdiğim şiirlerden, yani ilk sevdiğim şairler, yani Cumhuriyet Edebiyatı şairlerinden başladım. İşte Necip Fazıl'ın o zamanki Kaldırımlar şiirleri, Ahmet Haşim'in şiirleri, Yahya Kemal, Nazım Hikmet şiirleriyle başladım. Birdenbire sonra garipçilerin getirdiği akım beni daha çok büyüledi. Muhib'in şiirlerini çok sevdim. Ben demek ki aşağı yukarı çağdaşım denilebilecek şairlerle edebiyata başladım. Ama bir dönem geldi ki edebiyat sevgim, başka şairlerini okumam yetmez oldu. Çünkü edebiyatın belki de işlevi hayatın değişikliğini yansıtmaktır. Hayatın akış içindeki değişikliğini verir edebiyatı. Bir, kendimi birdenbire okuduğum şiirlerin dışında yaşadığım hayatı anlatmaya mecbur hissettim. Bir de baktım ki benim yaşadığım dünya anlatılmamış bir dünyadır. Ben onlara başka türlü bir anlatım, başka türlü bir tat getirebilirim. Ve Kızılçul'daki ilk şiirler, o bana birdenbire adımı duyuran, günaydın gibi, yağmurdan sonra bayram biri gibi, yaz geceleri gibi, Kızılçul yolu gibi, daha başka şiirlerim, bu yeni bir aşktan önce gibi şiirlerim bu anlayıştan doğdu. Ve zannediyorum ki o gün bugün kendi çizgimi devam ettirmeye, sürdürmeye çalıştım. İlk kitabım Kızılçul yolu çıktığı zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın renkli bir dünyam olduğunu, şiirlerimin şiirin dışında hikaye, romanda da bazı şeyler vaat ettiğini söylemişti bana ve yazmamı öğütlemişti. Ben kısa bir zaman içinde hikaye yazmaya da başladım. Zaten kimsenin bilmediği bir taraf da ilk yayınlanan yazım şiir değildir. 1938'de ilk çıkan yazım bir hikayeydi. Tiyatro yazarı olarak insana baktığınız zaman önemli olan insanın jest ve mimik olarak gösterdiği karakter özellikleridir. Gene tiyatroda diyalogların ses tonlarına göre yükselik alçalışları, insan psikolojisini ses tonlarıyla yansıtışı bence önemlidir. Ve bunun şiir için başka olan, yani şiir için sözcüklerin taşıdığı önem tiyatroda bu tanıdığım öğelerle öne çıkar. Hikayede ise, romanda ise doğrudan doğruya düz yazı bir düşünceyi geliştiririz. Bir konuyu kurarsınız ve yavaş yavaş tuğla tuğla örerek geliştirirsiniz. Bir hikaye olarak anlattığınız şey şiir olarak anlatılmaz. Edebiyatın hemen her dalına el atmış. Şiir, hikaye, roman, oyun, deneme, eleştiri. Niçin Aşk adlı deneme eleştiri kitabının bir yerinde her iyi şair şiirinin diyetini öder diyor. 20. yüzyıl gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu sözü doğrulayan yığınla şair, yazar yetiştirdi. Edebiyat bir yaşama biçimi oldu da ondan. Yazarın özüyle sözünün doğru olması isteniyor artık. Bu doğruya nasıl varılabilir ki? Yaşayarak elbet. Edebiyat, bilginin özel bir biçimidir çünkü. Hayatın maddi koşullarını değiştirmez edebiyat. Bu koşulların değiştirilebileceğinin bilincini verir. Günümüzde yazarlar tarihle, geçmiş değerlerle, bilimin çeşitli dallarıyla ilgileniyorlarsa bu yüzden. Cumalı'nın hayat deneyi avukatlığından geliyor daha çok. Uzun yıllar İzmir ve Urla'da avukatlık yapan Cumalı, girip çıktığı davalarda Anadolu insanının çeşitli dramlarıyla karşılaştı. Dava dosyalarının içindekiler yalnızca hukuk açısından görülemez ki, insanlık durumunun küçük örnekleridir hepsi. Onları bir büyük soruna yazarlar bağlar.
Şiir yazmaları da bu yüzdendir, roman yazmaları da. Necati Cumalı, yaşadığı ortamda günün birinde tütün sorunuyla karşılaştığı, sorun şiirin boyutlarını aştığı için de tutar, romana geçer. Ben Cemal. Ben Yaşar. Ben Bekir. Ben Baskıcı Recep. Ben Zeliş'in anası. Ben Zeliş. Ben Zeliş'in kardeşi Rabi'ye. Dikkat! Evet. Motor! Ne borcu? Ne borç, borcu? Bitti artık. Borç bitti. Bekir'e artık. Kız veren adamın borcu mu olurmuş? Borcu olur mu hiç? Edebiyatın eğer tümüyle baktığınız zaman insanı, insan ilişkilerini ve kendinizin başka insanlarla olan ilişkilerini kendinizi anlatmaya kalktığınız zaman bir de bakarsınız ki şiirin yetersiz olduğu yerler vardır. Burada hikaye, roman, tiyatro yazarın yazara yeni olanaklar sağlayarak ufkunu genişletir. Ve ben bunun içindir ki bugüne kadar şiirimin tek düzeliğe girdiği yerde şiiri bıraktım, hikayeyi bıraktım romana, romanı bıraktım tiyatroya yöneldim. Çeşitli uğraşları arasında şiirin saygınlığını, ilk göz ağrısı oluşunu unutmuyor. Yaşamın tadının şiirsiz olamayacağını ansıtmak istiyor sanki. Doğanın görünümlerini seyrederken bir bakıyorsunuz uzak Haziran diyor. Bir dudak arası bir zaman göz göze geldikse geçerken Mayıs'la Haziran arasında yağmurlu bir saçak altından aşktı uçup giden üstümüzden, aşktı deyip geçen yanımızdan. Uyanıp kış uykularından Şubat'la Mart arasında, Eylül'le Ekim arasında, yaz sularından kıyıya çıkan iki adım arası bir zaman göz göze geldikse geçerken günlük güneşlik bir kaldırımdan aşktı uçup giden üstümüzden. Aşktı deyip geçen yanımızdan. Aşktı görmedik bilmedikse, kim bilir hangi Eylül bir daha, hangi uzak Haziran. Şimdi kendimin bütün yaptıklarını nitelemem gerekirse ben kendimi kısmeti kapalı gençliğin şairi olarak nitelerim. Nedir, kimdir kısmeti kapalı gençlik? Benim kuşağımın tüm hikayesi, tüm romanını kapsayan bir deyimdir bu benim gözümde. Biz ilkokul çağında Kuvayi Milliye ruhu içinde yetiştik. O günler Yakup Kadir'in zannediyorum bir sözü var. O günler her sabah bir neşeydi bizim için. O günlerde uyanmak der. Atatürk'ün ilk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını anlattığı zaman. Ve ben Kuvayi Milliyeci Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir öğretmenin talebesi olarak bir Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir genç olarak yetiştirildim. Yani devrimcilik, laiklik, milliyetçilik, ulusçuluk, devletçilik, halkçılık bizim için doğal nitelikte şeylerdi. Ve biz bunu büyüdükçe sosyolojide, ekonomide karşılıklarının neler olabileceğini, Cumhuriyet'in eğitimcilerinin anlattıklarını aşarak kavramaya çalıştık. Devrimci ne olabilirdi 20. yüzyılda? Kim olabilirdi? Halkçı kim olabilirdi? Ulusçu kim olabilirdi? Bunu düşündüğümüz zaman yavaş yavaş sosyal tandansımız renklendi. Ama öyle oldu ki Cumhuriyet'te silmiş görünen kuvvetler yavaş yavaş Cumhuriyetçi akımı baskıları altına aldılar ve Birinci Dünya Harbi'nin kara borsacıları bir de baktık ki siyasi güçler olarak karşımıza çıktı. Biz yavaş yavaş istenmeyen, sevilmeyen bir kuşak olarak kenara itilmeye başladık. Devlet dairelerinde çeşitli güçlüklerle karşılaştık. Hatırlıyorum askerliğimi bitirdiğim zaman Hasan Ali Yücel Bey bana Maarif Hikayeti'nde yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev vermişti. O zaman ben değildim. Aşağı yukarı adı geçen biraz kendisinde yetenek görülen, ümit bağlanan her şair Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kadroya atanmıştı. Şimdi zaman geçtikten sonra Hasan Ali Yücel'in milli siyasi hayattan çekilmesiyle aşağı yukarı kendimizi öksüz kalmış çocuklara benzetiyorum. Birdenbire milli işimizde gücümüzde tedirgin edilmeye başladık. Görevimizden atıldık ya da istifa etmek zorunda kaldık. Ve her birimiz başka bir yerde hayatımızı kazanmak savaşına düştük. Bu ne oldu? Böyle bir nesil ki savaş yıllarının getirdiği hayat pahalılığı içinde kendini dar gelirli olarak buldu. Hayat şartları kısıtlandı, yaşama koşulları. Evlenmesi, yaşaması, aşkları, her şeyi
bir takım o devrin ekonomik koşullarının getirdiği güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Ben bu nesli kısmeti kapalı gençlik olarak düşündüm. Ve benim şiirlerimde bu neslin düş kırıklıklarını, umutlarını ve ekonomik güçlüklerini, aşklarını yitirmelerini, sevgilerini, ne bileyim sosyal isyanlarını, öfkelerini yansıttım. Yansıtmaya çalıştım. Kendimi anlattığım ölçüde de kuşağımı da anlattığımı sanırım. Hasılı demek isterim ki kuşağımız, bu kısmeti kapalı gençlik bir bakıma, bir yani kedinin yavrularını atması gibi böyle Cumhuriyet eğitiminin 1940 liseyi bitirinceye kadar arkasını, sırtını sıvazlayıp yetiştirip birden sonra yani doğurduktan sonra sokağa attığı bir nesil olarak kaldı.